memelilerin kökeni. Evrim teorisi, daha önce de belirttiğimiz gibi denizden evrimleşerek çıkan hayali bir takım canlıların sürüngenlere dönüştüğünü, kuşların da sürüngenlerin evrimleşmesiyle olduğunu iddia ederler. Aynı senaryoya göre sürüngenler yalnızca kuşların değil, aynı zamanda memelilerin de atasıdır. Oysa vücutları pullarla kaplı, soğukkanlı ve yumurtlayarak çoğalan sürüngenler ile vücutları tüylü, sıcakkanlı ve doğurarak çoğalan memeliler arasında çok büyük yapısal uçurumlar vardır. Bu uçurumların bir örneği sürüngenlerin ve memelilerin çene yapılarıdır. Memelilerde alt çenede tek bir kemik vardır ve dişler bu kemiğin üzerine oturur. Sürüngenlerde ise alt çenenin her iki yanında üçer tane küçük kemik bulunur. Bir başka temel farklılık tüm memelilerin orta kulaklarında 3 tane kemik bulunmasıdır. Buna karşılık tüm sürüngenlerde orta kulakta tek bir kemik yer alır. Evrimciler sürüngen çenesinin ve sürüngen kulağının aşamalı olarak memeli çenesine ve kulağına dönüştüğünü iddia ederler. Bunun nasıl gerçekleştiği sorusu elbette cevapsızdır. Özellikle tek kemikten oluşan bir kulağın 3 kemikli hale nasıl dönüştüğü ve işitme duyusunun bu sırada nasıl devam ettiği asla cevaplanamayan bir sorudur. Nitekim sürüngenlerle memelileri birbirine bağlayacak tek bir ara form fosili dahi bulunamamıştır. Bu yüzden evrimci paleontolog Roger Levin, ilk memeliye nasıl geçildiği hala bir sırdır demek zorunda kalır. 20. yüzyılın en büyük evrim otoritelerinden ve neo-Darwinist teorinin kurucularından biri olan George Gaillard Simpson ise evrimciler açısından çok şaşırtıcı olan bu gerçeği şöyle ifade eder. Dünya üzerindeki yaşamın en kafa karıştırıcı olayı, Mezozoik çağının yani sürüngenler devrinin memeliler devrine aniden değişmesidir. Sanki bütün başrol oyunculuğunun çok sayıda ve türdeki sürüngenler tarafından üstlenildiği bir oyunun perdesi bir anda indirilmiştir. Perde yeniden açıldığında ise bu kez başrolünde memelilerin yer aldığı ve sürüngenlerin bir kenara itildiği yepyeni bir devir başlamıştır. Ortaya çıkan memelilerin bir önceki devire ait izleri ise yok gibidir. Dahası aniden ortaya çıkan memeliler birbirinden çok farklıdırlar. Yarasa, at, fare ve balina gibi son derece farklı canlıların hepsi memelidir ve aynı jeolojik dönemde ortaya çıkar. Bu canlıların aralarında evrimsel bir bağ kurmak en geniş hayal gücü içinde bile imkansızdır. Evrimci zoolog Eric Lambert, Evrim adlı dergide şöyle yazar. Memeliler sınıfı içinde evrimsel akrabalık ilişkileri kurmak için bilgi arayanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır. Tüm bunlar göstermektedir ki canlılar yeryüzünde her zaman için arkalarında hiçbir evrimsel süreç olmadan aniden ve kusursuz bir biçimde ortaya çıkmışlardır. Bu yaratılmış olduklarının çok somut bir ispatıdır. Evrimciler ise canlı türlerinin yeryüzünde belirli bir sırayla ortaya çıkmış olmalarını evrimleşmiş olduklarının göstergesi gibi yorumlamaya çalışırlar. Oysa canlıların yeryüzündeki ortaya çıkış sıralamaları ortada hiçbir evrim olmadığına göre yaratılışın sıralamasıdır. Fosiller, yeryüzünün üstün ve kusursuz bir yaratılışla önce denizlerde, sonra da karada yaşayan canlılarla doldurulduğunu ve bütün bunların ardından da insanoğlunun var edildiğini gösterir. İnsanoğlunun yeryüzünde hayata başlaması da büyük bir kitle telkiniyle kabul ettirilmeye çalışılan maymun insan masalının aksine bir anda ve eksiksiz bir biçimde olmuştur.